Merhaba arkadaşlar. Arkadaşımız Feyza ile beraberiz. Öğrencim kendisi. Grup dersleri yapıyoruz. Dersimizdeki öğrencilerimizden, başarılı öğrencilerimizden biri. Kendisine sorular soracağız. Kendisiyle programımızı, kampımızı konuşacağız. Hedeflerimizi, hayallerimizi konuşacağız. Feyza, seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki hocam. Ben Feyza Şengöz. Kimya mühendisiyim. Adalet bölümünü bitirdim. Şu an hukuk için hazırlanıyorum BGS'ye. Yani şu an işte kursa beraber siz de eğitim görmekteyim. Umarım hani çalışmalarımın sonucunda hedefime ulaşırım. İnşallah. İşini yapıyor musun? Hani kimya mühendisiyim dedin. Yok hocam. Biliyorsunuz hani teknik anlamda personellerde alım az. Genelde özel sektörde daha çok yoğunluk oluyor. Benim yaşadığım bölge itibariyle de özel sektörde çok fazla hani alım olmadığından dolayı. Bir de ben özel sektörde yapamayabilirim diyerekten devlete hazırlandım. Yani hala devlet için atama bekliyorum. Ekstradan yine de hukuka da devam etmeye çalışıyorum. Tamam. Bizim kursa sen sonradan katıldın. Ya biz Evet. Eylül-Ekim grubu kurduk, Kasım grubu kurduk. Sen Aralık'ta mı geldin? Aralık gibi geldin, değil mi? Ocak ayında geldim Ocak ayında geldin. Ama çok hızlı bir ilerleme kat ettiğini görüyorum. Yani geriye dönük videolar, geriye dönük ders notları, ödev testleri, bunları çok hızlı bir şekilde bitirdiğini gördüm. hocam. Altyapın var mıydı daha öncesinden? Şöyle ben zaten sayısal çıkışlıyım. Hani mühendisliği bitirdiğim için. Ondan sonra KPSS hazırlanma döneminde de tabii yine bir hani matematiğe çalıştım. Türkçe'ye. Ama yani şöyle diyeyim. Hani bütün konulara tamamıyla hakim değilim. Az çok hani biliyorum. Bazı soru tiplerini mesela yeni nesil soru tarzlarını çok fazla yapamıyoruz. Ama tabii hani ben özellikle Ocak ayında katıldım. Katılmamın nedeni de hani 4-5 ay gibi veya da 6 ay gibi bir süre kaldığı zaman daha tempolu çalışıp hani daha kısa sürede daha yoğun çalışıp o şekilde gidebileceğimi düşündüğümden dolayı Ocak ayını tercih ettim. Yani Eylül'de Lafını kestim. DGS'ciler çabuk mu sıkılıyor? Öyle bir huylarınız mı var? ya hocam bu belki benden kaynaklı olabilir. Hani Eylül ayında şimdi başlasaydık hani sizin daha önceki gruptan da hani bildiğiniz kadarıyla şu an konular bitmiştir. Yani son bir iki konu kalmış olacaktı. Ortalama da sınava 3 ay kalmış gibi bir süre olacak. O dönemde de daha çok deneme çözmeye hani yoğunlaşmamız gerekiyor. Bahar ayları geliyor yani insan ister istemez hani biraz daha böyle rahatlıyor. Kavuşayım zaten konularım da bitti hani yaparım bir rahatlığa ulaştığında zaten sınav bitmiş oluyor yani hani son 2-3 ay önemli diyorlar genelde. O nedenle ben de Ocak ayını tercih ettim. DGS'ciler yılbaşını görmek zorunda. Yılbaşını Evet. görmeden ders çalışmaya başlamıyorsunuz. Evet biraz öyle hocam. Sen bizim gruba katılan son öğrencimizsin. Yani hani senden sonra ben öğrenci almadım. Zaten gruplar dolu. Seni de hani gerçekten çalışkan gördüm. İyi de mücadele ediyorsun. Güzel bir mücadelen var. Güzel bir azmin var. Ya bu Yardım önemli. Yani hukuk isteyen kişilerin gerçekten istikrarlı, planlı, programlı olması lazım. Yani konuları biliyor olabilir kişi, üssü sayıları, köklü sayıları biliyor olabilir ama soru tiplerine daha çok aşina olması gerekir. Yani soru tipi çok kolay olabilir ama daha önce gördüğü bir soru tipi değilse Evet. bazen o soruyu algılamakta zorlanacaktır. Yani dolayısıyla çok soru çözmek faydalı olacak. Bu anlamda ödev testleri hani ben her konuyla ilgili size böyle 200-300 tane sorudan oluşan ödev testleri gönderiyorum. Sorular yani o ödev testlerindeki sorular sence ideal sorular mı? Ve seni geliştiren sorular mıydı? Hocam zaten siz hani ders aşamasında modellerde yaklaşık 50-60 tane her konuyla ilgili, üniteyle ilgili 60 tane yakın model çözüyorsunuz. Çıkmış sorular, kendi hazırladığınız sorular işte vesaire. Orada zaten hani görmediğimiz soru kısa hemen hemen kalmıyor. Yani yeni nesil sorular da dahil. Evet. Ekstradan gönderdiğimiz ödev testleri de zaten yeni nesil içerik fazla var. Ondan sonra yine her türlü o soruyu kapsıyor yani görmediğiniz orta hani ileri
temel düzeyde 3 tane düzeyleri var. Mesela çok yayın var. Onları çözdükten sonra zaten hocam hangi yayını seçsen yani hepsini çözebiliyorsun. Görmediğin soru tarzı kalmıyor. Evet, zaten köklü sayılarla ilgili 100 tane soru çözdük. Çöz çöz bitmiyor. Hazırlamışız ama Evet. bitmiyor yani. Böyle bir şey Evet. yani. Mesela temel kavramları ben ilk çalıştığım hafta hocam Evet. gönderdiğimiz sorular yaklaşık yani ben hani piyasadan toplamaya kalksam 6-7 tane kitabın belki o kadar soru bulamam. Çünkü en fazla 3 tane, 4 tane test veriyorlar kitaplarda hani bölümlere. Evet. Yani sizinki yeterince kapsamlı diye düşünüyorum. Teşekkürler. Geçen sene dershaneye de gittin değil mi sen? Yani Yok isim hocam. vermene gerek yok. Gitmedin mi Yok, dershaneye? ben dershaneye gitmedim. Ben sadece hani mühendisliği bitirdikten sonra KPSS için bir yıl dershaneye gittim. Başka da hiç dershaneye gitmedim. Peki, hani dershaneye niye gitmedin? Sonuçta bu pandemi bitecek muhtemelen. Hani öyle söyleniyor. İşte bazı dershaneler online eğitim alıyorlar. Sonra dershane açılırsa siz dershaneye alacağız filan tarzında bir şey. Dershaneye gitmek yerine mesela neden bizim eğitimimize katılmayı tercih ettin? Hocam zaten ben şöyle söyleyeyim. Belki bu bana özeldir. Hani belki başkaları da bu şekilde düşünüyordur. Yani dershaneye gidiş geliş süresi, hani orada kalma süresi. Yani mesela ben gece çalışan bir insanım. Hani hafta sonları veya hafta içi 2 gün gibi bir süre veriyorlar herhalde dershanelerde. Çok araştırmadım ama yani genelde öyle oldu. Hani hafta sonu sabah olsa mesela ben hafta içi akşamları çalıştığım için düzenim bozuluyor. Bir de Evet. gittiğim zaman gidiş süresi, geliş süresi, orada kalış süresi o gün tamamen bitiyor ve hiç ekstra bir ders çalışmaya yani çok nadirdir. Hani 1-2 saat çalışabiliyorsun. Doğru. Ama online'da öyle bir durum yoktur. Yani evde olduğun için her türlü ya dışarıda da olsan telefonla bile bağlanabilirsin. Tabii dışarıdan katılan öğrencim vardı ya geçen sene kamp yaparken hocam sahildeyim açtım sizi dinliyorum dedi yani öğrenci açmış. Sahilde bizim derslerimizi dinliyor. Umduğun gibi mesela bizim programımız yani hayal ettiğin gibi mi böyle ya da daha mı iyi bekliyordun daha mı kötü bekliyordun? Valla hocam umduğumdan daha iyi çıktı diyebilirim ben. Çünkü hani benim şöyle bir şey yani bütün öğrencilerde vardır aslında yani çok çalışkanım diyen öğrenci bile hani bir yerde kontrol mekanizması olsun ister. Yani Evet. kendine bırakıldığı zaman çünkü çok fazla yani rahata alışıyorsun. Hani yapsam da olur, yapmasam da olur vesaire oluyor. Ama sizin sisteminizde zaten hocam şu gün hani ben geometriye de katıldığım için yani 7 gün dersim var. Evet. Ortalama zaten haftada 14-15 saat gibi yaklaşık bir süre. Her hafta yani bir konu bitiriyoruz. Onun hani testlerini çözüyoruz. Zaten çözmediğimiz belli oluyor diğer bir konudan. Siz hemen Ders yap. anlıyorsunuz. Evet, her gün ders yapıyoruz yani. İkişer saatten haftada 14-15 saat ders yapıyoruz. Yani aslında isteyene gerçekten hani yaptığımız şey çok güzel 10 numara demiyorum ama isteyene gerçekten faydalı olacak bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Ama işte çalışmak isteyen, bu işte mücadele etmek isteyenler biz arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Onlara bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Peki mesela hukuk isteyen arkadaşlar, siz biliyorsun 20 bine yakın hukuk isteyen arkadaşlar var DGS'de. Yani çok fazla rakip var. Bunların içinde matematik öğretmeni olan da var, fizik öğretmeni olan da var. Yani rakipler çok fazla. Bunlarla hani ilk 700'e, 800'e ya da 1000'e gireceksin. Hani özel istiyorsan en fazla 1200-1300'lerde. Yani bu anlamda nasıl bir mücadele veriyorsun diğer hani rakiplerine karşı? Sonuçta onlar bir rakip oluyorlar senin Evet. açından. Şöyle hocam, ben bundan önceki hatamı yani şu an öğrenmiş bulundum yani bu süreçte. Daha önce hep mesela bildiğim konulara yoğunlaşıyordum. Yani mesela diyelim ki temel kavramları iyi yapıyorum. Ondan 300-400 tane soru çözüyorum. Ama mesela olasılığı sevmiyorum diye olasılığı tamamen çözdüm. O kalsın hani bir soru, 2 soru. Ama şimdi gördüm ki yani olasılık bir soru dememek lazım. Yani zaten biz şu an matematikten 60 sorudan yani yaklaşık ne kadar yaparsak Türkçeden o kadar az yapmış olacağız. 55-56 matematik mesela yaptığımız zaman
Türkçeden 50 yerine 45 net veya da 40 net yapmış olacak. Ben de bu yüzden daha çok bilmediğim üzerine hani yoğunlaşmaya karar verdim. Zaten hani şu an sizin aynı seviyeye gelebilmek için bayağı bir hani yoğun çalıştım o sürede. Şu an aynı seviyedeyiz. Bundan sonra da hocam zaten ilerisi grup da var. Onunla birlikte giriyorum. Ön hazırlık oluyor. Onu dinliyorum. Boş zamanlarımda mesela eksik olan konu mutlak değer. Ben bundan önce mesela mutlak değeri çok fazla yapamıyordum. Siz anlattıktan sonra tekrar dinliyorum, yazıyorum çıkmış soruları. Ondan sonra onunla ilgili hedef setlerini çözüyorum. Sonra da işte başka kaynaklardan ekstra takviye yapacağım. Türkçe'de kitap okumaya çalışıyorum. Ekstra işte soru çözüyorum. Sözel mantık o şekilde. Yani benim için şu an hani artık bir soruyu boş bırakayım ya da o sorudan vazgeçeyim değil. Ne kadar yapabilirsem, elimden ne kadar geliyorsa o kadarını yapmaya çalıştım. Peki son olarak günde kaç saat ders çalışıyorsun? Şöyle mesela sabah uyanıyorum, kahvaltı yaptıktan sonra akşam dersim 8 çeyrekte veya 8'de başlıyorsa o saate kadar hani bir saat yemek molası verecek ondan öncesinde. Yaklaşık 3 saat, 4 saat gibi işte hani gördüğüm dersleri çalışıyorum. Akşam da ders bittikten sonra yine aynı şekilde hani bir saat ara verip sonra yine gece saatlerinde işte böyle 3'e kadar falan çalışıyorum. Yani günlük 5-6 saat 5-6 saat ders çalışıyorsun günlük. Evet. Maşallah diyelim. Allah azmini arttırsın. İnşallah. Sınava kadar bu motivasyonunu böyle diri tutarsan, evet. Çok soru çözersen. İnşallah hocam. Yani umarım hepimiz emeklerimizin karşılığını alırız. Yani sonuçta hani başlasan çok fazla çalışmasan da sadece gelip o derslere girebilmek bile bir emektir. Yani hani kendi zamanının evet. Bir kısmını oraya ayırmaktır. Biz de buna karar verdiysek elimizden geleni yapıp en azından sonucu da başarıyla bitirebilirsek ne mutlu bize. Umarım bu videonun nasıl başardım kısmını da çekebiliriz. Bu güzel rehberlik videosu için sana teşekkür ederim. Ben İnşallah dediğim gibi güzel bir kazanırsak biz bu sınavı güzel bir rehberlik videosu daha çekeriz seninle.